Merhaba Günler, Ziraat Mühendisliği bitki koruma daha önce size şuradaki lahanalarda beslenmekte olan Pierde familyasına ait büyük ihtimalle Pieris rape türüne ait lepidopter larvalarını, kelebek larvalarını göstermiştim. Şimdi bakın bu larvalar görüyorsunuz. Buradan tırmanmaya başlıyorlar. Çünkü bunlar artık türün 5. dönem yani son larva dönemine geçmiş tırtılları, larvaları. Bunlar bakın hemen yer çekiminin aksi istikamette tırmanıp kendilerine kokon ördükten sonra ağız ve gerçek bacaklarını kaybederek pupa haline geçecekler. Bakın bir tanesini burada görüyorsunuz. Gayet ilerliyor. İleride size burada bakın. Pupa halini gösteremiyorum ama bakın kuş şurada kendini sabitlemiş halini gösterebilirim. Bakın. Burada kendini sabitlemiş. Yakında orada pupa olacak. Pupalar da yine iri bir şekilde teşekkür ediyor. Parazitlenmezse bunların kenarına parazit arıcık olan Apanteles glomeratus'tu yanlış hatırlamıyorsam. Gelip sarımsı yumurta yığınlarını bırakıyor. Buradan çıkan larvalar da Apanteles'in bunları parazitliyor. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz böcek Lepidoptera pieridae familyasından pieridae napide sinonimi familyanın familyasından Pieris brasse yani namı diğer lahana kelebeğinin larvaları. Lahanagiller de zararlıdırlar. Benim bahçemdeki lahanaları da göz dikmişler. Bol miktarda beslenmişi vardı. Görüyorsunuz hareketlerini. Bağırsaklardaki peristaltik harekete benzer bir salınım hareketiyle buradaki abdomen bacaklarıyla itip şu torakslarda bulunan pro, mezo ve metatoraksta bulunan gerçek bacaklarıyla çekerek yürüyorlar. Profilden alabilirsem size evet bakın ayağa kalkınca yani ön tarafı kaldırınca bacaklarını da gördük ama şöyle göstereyim belki görebiliriz. Evet bakın gerçek bacaklarını görüyoruz. 3 çift gerçek bacak var. 2 çift bacağın yeri boş arka arkaya. Daha sonra da ne geliyordu? Abdomen bacakları geliyordu. Şöyle alalım bu arkadaşı bir. Onu da tanıtalım. Bir tırtıl benzeri şey bulduğumuzda, larva bulduğumuzda bunun Hymenoptera mı yani arılar takımına mı, Lepidoptera'ya mı ait olduğunu nasıl öğreniyorduk? Şuraya bakıyorduk. Şurada görüyorsunuz 3 çift şu ön tarafta şurada 3 çift bakın kıpırdatıyor. Başın hemen arkasında 3 çift çıkıntı şeklinde evet ayak tırnağıma tutunuyor görüyorsunuz baş parmağıma. Gerçek bacakları var. Bakın şurada iki segment boş. Dördüncü ve beşinci segment boş. Daha sonra ise ne geliyor? Çeviremedik. Tutunucu vantuzlu abdomen bacakları geliyor. Eğer iki çift boşsa bakın şunlar yalancı bacak. Vantuz hareketlerini görüyorsunuz. Bir saniye açamadım. Evet. Evet şurada görüyorsunuz. Osiyağımsı iki şeyden sonra iki çift boş. Daha sonra gerçek bacaklar geliyor şurada. Yalancı bacaklar geliyor özür dilerim. Şu anda baş parmağımın tırnağının istikametinde yalancı bacaklar görüyorsunuz. Eğer iki çifti boş ise Lepidoptera bir tane boştan sonra yalancı bacaklar geliyorsa Hymenoptera yani arılar takımına ait bir larva olduğunu anlıyoruz.
Zaten sinekleri biliyoruz. Sinekler başsız bacaksız. Yani baş ve bacak yok. Abdomen ve ağız kısmı sefala, yani baş kısmı birbirine benziyor. İki tarafı da sivri. Bunu da entomoloji oynatma listeme ekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.